Abi gene sorularımız var. Biliyorum biraz rahatsızsın ama yine de valla bir şey yapmamız lazım. Oksalit asit ne zaman kullanacağız? Nasıl yapacağız ustam? Bir anlatsın diyor. Yer Yalova diyor abi. Oksalit asit. Vallahi şimdi arkadaşlar, ben bu zamana kadar oksalit asit kullanmadım. Ama aldım, kullanacağım yalnız. Kullanan arkadaşlar diyor ki, kış salkımında kullanın diyor. Onun da videolarını izlesinler nasıl kullandıklarını. Evet. Ben de onlara bakarak o şeyi kullanacağım yani Allah izin verirse. Oksalit asidi. Damlatma usulü kullanacağım. Buhar verecektik. Evet abi. Buharda bir türlü fırsat olmadı. Yalan söylemeyek yani. Abi varroa için kenevir bitkisini kullanana rastladınız mı? Çünkü sinek böcek zararlı gelmeyen tek bitki diyorlar. Önceden kenevir vardı, varroa yoktu diyorlar. Yorumunuz nedir usta? Selamlar Sivas'tan diyor. Vallahi denemedim. Kenevirin nasıl olduğunu da görmedim. Bilmiyorum da. Faydası var mı yok mu bu hususta hiç bilgim yok kardeş. Ha yalnız kendi tahminimi söylersen hiçbir faydası olmaz. En iyisi gene amitraz içerikli kimyasal ilaçlar diyebilirim yani. En orijinali bu. Ama alışkanlık halini getirmesin arkadaşlar. Durmadan da işi ona dökerse alışkanlık halini getirir bir fayda sağlamıyor kardeşim. Bir de balsamından sonra kesinlikle. Ya kesinlikle canım zaten şöyle onu daha önce biz ne anlattık yapıyor? zaten. Ben bunu Şubat'ta yeni yavruya başlar artık bir havanın sıcak olduğu günler akşamüstü. Ondan veriyorum. Bir de yaylada balını aldıktan sonra Evet abi. beşer gün arayla 3 defa veriyorum. En sonunda bir karton vardı o Konya gazlığı mı diyor ne diyor ondan verdim. Fakat onlar da biraz bozmuşlar bu işi. Başka yerden temin etmeye bakacağım bakarım. Onun da bayağı faydası oluyor olmuyor değil yani. Tamam abi. Abi 7 çıta arı var. Meme yaptı. Memeleri kırdık. Ne yapalım? Yeni lavra yok. Çıkacak biraz Şimdi yavru gözleri memelerini var. Bafra'dan diyor. arkadaş memelerini niye kırmış şu an şu mevsimde? Şimdi ben bunu anlamıyorum. Şu mevsim memesini ana var mıymış içinde yani? Ana var diye ona şey yapmamış değil mi? Yok. Onu yazmamış abi. Yok ana varırsa meme yaptıysa zaten yapmaz yani. Ana vardı ama yalnız bu yazın böyle oldu da adam bana şimdi soruyorsa ben ona hiçbir şey diyemem şimdi sorduğu yazın olan şeye. Memeyi kırmayın arkadaşlar ya. Bakın ana yoksa birleştireceğim şu mevsimde kardeş. Ben başka çare görmüyorum ya. Zayıf bir arayla birleştir. O güçlü çıkarır kışı. Yazın bir bölme yaparsın yerine aynısı gelir. Bu kadar basit yani. Tamam abi. Kadirşen isminde bir izleyicimiz abi. Güçlü bir arı kovanının anası yok. Günlük yok. Kapalı lavra yok. Her yeri bal basmış. Bir tane analı zayıf kovanım vardı. He. Anasız kovan güçlü olduğu için onun üzerine gazete kağıdı koyup kat attım. Analı kovanı onun üzerine aldım. 2 gün oldu. Hangisinin üzerine hangisini almam gerekiyordu? Yanlış mı yaptım? Yok yani Saygılar anayı öldürmedilerse yanlış yapmadı. Gazete kağıdını kuymuş madem. Evet. Ama ben öyle yapmıyorum. Gazete kağıdı kumuyorum da ben bir elek teli atıyorum üzerine. Üzerine elek teli yapıyor, atıyorum. Bir de şöyle olsa daha bu arı birleştirmelerde ya birleştireceğin arıyı iki arıyı birleştireceğin. Önce temiz bir kovan getireceğin iki ortasına koyacaksın yanına buraya. Tamam abi. Bu anasız arıyı getirip buna koyacağım. Öbürünü de sağ tarafına başka kovanda olacak yani. Kovanın kokusu olmayacak. Bu çok ideal oluyor. Fakat bu mevsimde belki öldürme ihtimaline göre yani üzerine bir elek teli atar. Üzerine bir kat koyar. Orada 3 gün falan durur. Ondan sonra o sağ tarafa indirirse daha etkili oluyor. Kokusuna alışır yani. Elek teli Evet çünkü tamam. birbirine geçmez yani. Ya Tamam. gazete kağıdı kardeşim. Şimdi onu arı yiyecek. Dabanına dökecek. Bunu temizlemek için uğraşacak. Ya arı bayağı rezil olacak yani. Tamam abi. Bu ilacı körükle versek ne olur ne olmaz diyor. Hangi ilacı kardeş? Vamitrat bağdan bahsediyor abi. Şimdi körükle verilenler var. Varoset var. Rulamit var. Bunlar körükle verilir. Evet. Diğerleri körükle verirsen zaten baş gelemezsin ona. İçinde ufak parçalar var zaten. Onun en iyisi arısı az olan için de söylüyorum. Yan tarafına bir tele taksın. Boşluğuna taksın şey yapsın. Yalnız bugünler yaptı yaptı. Yapmazsa kış salgımında kesinlikle vermesinler. Arının hepsi dışarı gider ölür gelmez. Yani mutlaka arı uçması gerekiyor yani. Bunlar çok önemli konular abi. Tabii önemli. Bunlar hem nasıl önemli? Ben bunu yaptım bir zamanlar burada. Bilmeden yani. Evet abi. Ya
5 çitalık arı 1 çitiye düştü. Arı daha en kötü duruma girdi. Artık dadı kaçtı o arının yani. Artık ilerlemek zor olur onu. Bunu izleyin. Ya yani şey verecek. Varoset. Bir de Rulamit. Bir ondan koyacak. Bir de Rulamit'ten koysun. Arısına göre. Evet. Üzerine de Kenaz kapağıyla bir kapak Kenaz döküp döksün. Her arıya önce bir beşer körük. Ardından tekrar şöyle bir bu taraf mesela 30 arıydı. Bitti tekrar dönsün. Bir beşer körük daha yeterli. Tamam abi. Bu izleyicimiz Azerbaycan'dan abi. Evet. Gence'den yazıyorum. Abi ben Gence sınavı olan bir yer. Ben Kafkas ve Belfak var. Bu mevsimde suretle azalıyor. Kafkas Belfak olsa olur mu? Sizin yetiştirdiğiniz Belfak anadan bir tane damızlık gönderebilir misin falan. Ya kardeşim ben oraya zaten gönderme olasılığım yok. Ben kendim dışarıya ben rahatsızlığım nedeniyle dışarıya ana üretmiyorum. Evet onu biliyoruz abi. Fakat ben yine de o arkadaşa şunu söylüyorum. O yörenin arısı Kafkas. Kafkas'tan vazgeçmesin kendi şeyiyle. Kafkas biraz yağmacı. Evet. Ona da şerbet verirken poşet, buzdolabı poşetine koysun. O şekil versin. Yani Kafkas Belfast'tan gene iyi bal veriyor. Kafkas güzel bir arı. Dünyanın en iyi arısı diyebilirim Kafkas. Ama geliştirmek zor. Ondan sonra kışa çok zayıf giriyor. Ama kışa dayanıklı bir arı. Yani rakım 1600'de bile 4 çıtayının kışı çıkaracak bilecek bir arı. Kışa dayanıklı. Evet. Yalnız şunu merak ediyorum ben. O tır şoförü bir arkadaş vardı. Diyor ki ben Azerbaycan'a gittim. Bir tane daha yok diyor. Komple ova böyle diyor. Hiç direksiyonu kıvırmadan gidiyorsun diyor. Şimdi bu burada arılar nerede neden balı yapıyor? Bunu merak ediyorum ben ya. O gittiği yoldur abi. Daha yani gittiği yol da ama şimdi hiç daha yok diyor ya. Mutlaka bir yerden geçiyor yani. Ben onu merak ediyorum. Arkadaş onu bir yazsın bana. Neyden balı yapıyor orada arı? Ne var? Hangi çiçekler var? Ben merak ediyorum ya. Tamam abi. Merdan Usta'ma sorar mısın? Kovana kat atarken iki kat arası tel örgü koyuyorlar. Ha, ana tamam. Üst kata çıkmasın diye. Bu ha. Tel süzgeç orada kalıyor mu? Şimdi kardeş. Alınıyorsa ne zaman alınıyor? Kendisi yapmıyorsa yine de anlatsın. Yok ben yerine göre yapıyorum. Bütün arıları kumaya gerek yok. Yani şimdi onu dabanı doldurdu bir arı. Kovanı doldurdu. Kat attın. Katta da 3 çıtaya falan çıktı. Bunu ne yapıyorsun? O ızgara diyor bir ona. Tel örgü değil de ızgara diyor bir ona. Evet abi. Izgaraya atıyor. Attığı zaman nasıl bir bal üstü aşağıdan yukarı petek çıkaracak. Yani aşağıda mutlaka çıkartması lazım o peteği. Evet abi. O işledik beyaz petek istiyorsa kendi işlettiği peteklere yapar. Ama sezon bittiği zaman balını aldığı zaman o ızgaraya çıkarsın. Izgaranın gereği yok zaten. Abi yine bir yabancı sanırım. Şey Azerbaycan'da olabilir. Benim arım yavruyu tamamen kesmiş. He. Arıya şerbet versem olarım yer Azerbaycan. Ha Azerbaycan. Tamam Azerbaycan'mış. Tamam. Kardeş mevsim gitti elden. Artık şurada ne kaldı? Kasım çıktı mı kışa giriyor. Çok yerde kış başladı. Ardahan'ın bir bazı yerlerine diyorlar kar yağdı diyor. Ardahan'a mı Postofa mı bir yere geçen söylüyordu geçenki kışta. Kar yağmış. Bak bu sene kış kuvvetli olma ihtimali çok yüksek. Bilim adamları öyle söylüyor. Şu mevsimde yavru vurdursam ben onu kışın üşütür arı. Artık o arıyı uyutacağım. Başka yapacak bir şey yok. Tamam abi. Arı uyuyacak yani. Ne zamana kadar? Mart'a kadar uyuyacak arı. Abi Merdan Ustam arı yavru atmıyor. Bir ay oldu. Arı 4 çıtada bal var ama bir avuç anca arı var. 3 çıtada bal 2 de 1 de o ama arı mevcut. Az ne yapmalıyım? Şerbet ve ya, kek bir avuç arı sardım tokat diyor. Ya bir avuç arının arkasında beklemek artık yanlış ya. O bitmiş yani. Ben bunu ne kurtaracaksın ki? Yani artık ölüm döşeğine gelmiş yani. Ha buna şu günlerden 2 ay önce olsa evet. Başka arılar varsa takviye desen yavru yoktur zaten. Yani onun ölümünü bekleyecek. Yalnız zayıf başka bir arısı varsa onunla öldürsün arasını birleştirsin. Yapacağı bir şey yok. Tamam abi. Teknik bir sorum olacak diyor bir arkadaşımız. He. Bahara çıkan arı 10 çerçeve olunca ana arı arısını alıp 15 gün arıyı arı sütü üretsek tekrar anasını versek öyle devam etsek arı oğuldan vazgeçer mi? Sivas'tan selamlar diyor. Sivas. Ya bu çok saçma bir şey. Böyle o anaya elleme kardeşim sen. Arıyı sıkıştı mı? Sıkışır arı. Sıkıştığı an ne yapar? Bahar iyi olursa oğula gider. İstediği kadar ana sütü alabilir yani. Herhalde o arı sütün için şey yapıyor onu demek istiyor. Ya anasını çaldığın şeyden sütü fazla alamaz.
Ne yaparsan yap alamaz. Oğula giderse süt çok oluyor. Alsın durmadan alsın yani bütün sütleri. Beş güne bir alsın var ya. Evet. Oğula giden arı istediği kadar süt alır ya. Tamam abi. Geçen sene oğul geldi. Boş bir kovanıma ama çok sert, hırçın kovalarıma bakım yaparken körükte kullandığım halde diğer kovanlarıma yağma başlatıyor. He. Ne yapmam gerekir? Merdan dayı diyor. Eskişehir'den selamlar diyor. Arızı çok abi. Mu az mı onu bilemiyorum. Şimdi yağmacı abi bugünler bak. Benim bu aralarda da yağma var bak. Evet. Bugünler burada bitti bak. Şöyle göstereyim şimdi abi. Kovanı oraya gösterme bak. Şu kovanın arkalarında dolaşıyor bak. He, evet. Bu arkada dolaştığı zaman yağmacı var demektir yani. Başka ne diyordu dedin sen? Kullandığım halde diğer kovanlarıma yağma başlatıyor. Anladım abi, tamam. Ne yapmam gerekiyor diyor. Ya o arı eğer gerçekten yağmacı yapıyorsa dışarıdan gelen arı onu bir uzağa götürsün orada iyice şerbetleme yapsın ballansın o arı. Ama yine mevsim geçti bak. Evet. Ama kendinin arısı fazlaca ise öbür arıdan ballı petek kuysun. Balı az ise. Evet abi. Bastığı yere kadar iki çıta ona ballatsa içinden iki çıta azsa o arı çıkarsa çıkar kışı. Çıkarmasa bilmiyorum artık. Tamam abi. Azerbaycan rakım 5 benim soru arı kovanında ballı çıtalar var. Ama arı mevcudu az ve çıtayı kaplamıyor. He. Bu ballı çıtaların bir kısmını alıp arıyı sıkıştırabilir miyim? Stokun alınması arı kolonisini etkiler mi? Ya şimdi şöyle. Arı 3 çıtaya basıyor. 5 çıta var içinde. 5'i de ballı. İkisini atsın ya. Arıyı atsın şey yapsın şöyle. Gerçi rakım 5 ise orası kışın bile ılıktır yani. Çünkü düşük aşağı bayağı. Evet. Sıklaştırsın yani atsın. Fazla pete atsın. İçine birini atsın onun. Bal iyi ağırca birini atsın. Boşa yakınında ortaya yere koysun. Kışın o şeyse ılık tutar için arı. Tamam abi. Abi bir izleyicimiz 22 yaşındayım. İki kovan arım vardı. Biri söndü. Diğer kovanıma da invert çurubu versem stok yapar mı? Kalan arım 5 çıta. Kışın söner mi? Zonguldak Ereğli'den selamlar diyor. Yapar. Şu günler Kasım sonuna kadar verebilir. Kasım sonundan sonra ellemesin arı uyusun kardeş. Versin. Stok yapar. Hele invert çurup verirse var ya. Hiçbir şey olmaz. Versin yani. Tamam abi. Benim bir kovan arım var. Şu anda çok iyi bal yapmışlar. Kışa beslemeyi nasıl yapayım? Yazın bölmek istesem olur mu? Allah razı olsun bilgin için çok faydalı. Teşekkürler. Anayı üretsem olur mu diyor. Ya kardeş şimdi şöyle. Ben kendine kaç defa bütün arkadaşlara söylüyorum. İçinden fazla petekler ballı da olsa, balsız da olsa balsızları önce alacaksın. Ama hepsi ballıysa kaç çıtıya basıyorsa oraya kadar sıkıştırın diyorum arıyı ben. Fazla petekleri alsın yani içinden. Arı 10 çıta arı 5 çıtaya tam kaplıyorsa 5'in içinden alsın ya. Baharada kovanı doldurursa bölme yapar bilmem ne yapar işte. Böyle çoğaltır gider ya. Tamam abi. Ben tırcı bana söyledi. Dedi ya benim arım şu şekilde bunu ne yapayım dedi. Daha ama o zaman Mayıs ayıydı. Mayıs Haziran aylarıydı. Dedim kardeş sen çoğaltmak mı istiyorsun? Tamam he dedi. Sen bunu 3 çıta böl dedim bu adama. Sonra 3 çıta daha böl. Şimdi diyorum hepsi o bölmeler ötekiler geçti diyor. Ya tazana başka yani. Tabii. Abi ustam arıyı her kattan verilir mi? Miktarı nasıl olmalı? Neyi diyor? Arıya her katran verilir mi? Ha. Her katranı ya şimdi ben denemediğim şeye bir şey diyemem. Katranın bir zararı yok. Belki olur ya. Zaten her şey deneye bulunmuş. Evet. Versin katranın bir zararı yok. Yalnız verirken kartona emzirsin. Yani karton iyice emsin. Evet. İçine de herhangi bir yemliğin falan içine dökmez. Arı düşer ona ölür yani. Ama kartonu emsirsin versin. Her katran değil de bu tikenli ardıç katranı diyorlar. Sedir katranı deniyor. Ama tikenli sedir ardıç katranı daha etkili olduğunu söylüyorlar. Ben kuydum hiçbir şey görmedim. Tamam abi. Balıkesir'den abi bir izleyicimiz. Kışın kovanların üzerini örtelim mi diyor. Ya şimdi kışın önceki videolarında ben söyledim. Arısı çok olan için biraz zor. Ama 20 arısı 30 arısı var. Aha bak şöyle sırayı göster. Evet. Ha bunun üzerine arkadan arkaya sarkacak derecede bak. Şu evet. Arka tarafına sarkacak derecede. Evet, buradan abi. Da şöyle 4 parmak çıkacak derecede. Reklam çadırları var. Evet abi. O reklam çadırları yani MİA'da dolmuş artık onu adam kullanmıyor. Kullanmaz olmuş. Bunun üstüne örsün. Arkaya da sarkacak derecede. Bunun üstüne taş koysun böyle rüzgar falan şey etmesin. Öyle ıslanmasa daha iyi olur yani.
Anladım abi. Sorularımız bu kadar abi. Eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi eklemek istediğim hiçbir şey yok kardeş. Bütün arıcılara başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz abi. Ne diyeyim ben? Allah İslam alemini korusun. Başka bir şey söylemeyeyim. Amin. İnşallah birlik beraber oluruz yani. İnşallah abi, inşallah. Birlikten kuvvet doğar. Abi. Ama peygamberimiz ne diyor? Diyor ki kafirleri dost edinmeyin. Ama ne yaptı Müslüman ülkelerin çoğu? Kafirleri dost edindiler. Bir gün sıranın kendilere geleceğini de bilmiyorlar. Bu ele öküz, kara öküz, kırmızı öküz meselesi. Şimdi şu an için hiç seslenmiyorlar, kırmızı öküzü yiyorlar. Bir günde gelecekler, siyah öküzü yiyecekler. Sıra ele öküze gelecek. O zaman gel ben mahbap diyecekler ona. Ya zaten adamlar her yeri işgal etmiş. Ben İslam ülkelerinin birleşmesini istiyorum kardeşim. Eğer Müslüman ise kardeşim bir olacaksın. Karşıdakiler ne yapıyor? Biri geldi oraya, ardından İngiltere'si, ondan sonra Almanya'sı, bilmem şurası burası, hepsi aldı Akdeniz'e doldular. Ne işi var onların burada kardeş? Kıyısı yok, bir şey yok, ne işi var? Ben İslam ülkelerinin birleşmesini istiyorum kardeşim. Birleşecek, hepsi bir olacak. O zaman sizin birliğiniz nerede, dirliğiniz nerede, şeyiniz nerede ya? Ne yükseltmeye çalışıyorsunuz? Hayırlısı. Hayırlısı abi. Ama o liderleri satın almış adamlar kardeş. Teşekkür ederiz abi. Hadi hayırlı işler kardeşim. Sağ ol abi.